İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. İtiraz ve şikayet paneli kararıyla 1472 sandıktaki oyların yeniden sayım işlemi şu sıralarda başladı. Merkez Seçim Komisyonu Sözcüsü Valmir Elezi, 1472 sandıktaki oyların yeniden sayım işleminin saat 16'da başlayacağını duyurdu. Elezi, yeniden sayım işlemi sayım ve sonuç merkezinde saat 16'da başlayacak ifadesini kullandı. İtiraz ve şikayet paneli yapılan itirazların sonucunda 1472 sandıktaki oyların yeniden sayımına karar vermişti. Merkez Seçim Komisyonu yeniden sayım işlemi için yüksek mahkeme başvuru sürecinin tamamlanmasını bekliyordu. Bedven Dosya Hareketi Başkanı ve Gelecek Hükümet Başkanı Albin Kurti, 6 Ekim'de vatandaşların siyasi değişim için karar aldığını ve devleti kimin yönetmesi gerektiğini gösterdiklerini söyledi. Bedven Dosya lideri Albin Kurti, LDK ile görüşmelerde hükümet programı konusunda %80 uyum sağladığını belirtti. Bakanlıkların paylaşılması ve LDK başkanı ile ne zaman görüşeceği şeklinde soruları yanıtlayan Kurti, bunun olacağını çünkü vatandaşların bunu belirlediğini sözlerine ekledi. Biz bu konuları 6 Ekim'den önce de konuşabilirdik. Hatta özel siyasi oluşum olarak listeyi teslim ettiğimiz 6 Eylül'de de konuşabilirdik. İyi ama burada halkın kararı belirleyici oldu. Bu arada yaptığımız şey hükümetin kurulması için yeni kültür oluşturduk. Konuları görüştük, ortak yönetim programında uyum sağladık. %80'e kadar vardık. Bundan çok mutluyum. Sorumlulukların, işlerin ve görevlerin doğrusu LDK Başkanı ile birlikte bakanlıkların paylaşılması kaldı ve tekrar bir araya gelip bu konuları konuşacağız şeklinde açıklamalarda bulundu. Diğer yandan KOSO Demokratik Birliği Başkanı İsa Mustafa, Bedven Dosya seçim sonuçlarının onaylanmasından önce Bedven Dosya ile hükümet kurma konusunda herhangi bir anlaşmanın sağlanılmayacağını savunup bir kez daha dile getirdi. Cumhurbaşkanı Haşim Saçi, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğun hiçbir şart olmaksızın devam etmesi gerektiğini belirtti. Saçi, Kosova'nın yeni hükümetinin kurulmasından sonra bile Kosova tarafının Sırbistan ile diyaloğun devam etmesi konusunda yek vücut kalması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Saçi, Kosova ile Sırbistan arasında bir anlaşmaya aylar içinde varılabileceğini umduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Haşim Saçi, Kosova'nın tanınma kararının geri çekilmesi konusunda resmi bir bilgi olmadığını belirtti. Kamu televizyonu RTK'ya verdiği mülakatta Cumhurbaşkanı Saçi, Sırbistan'ın propaganda ve yıkıcı eylemlerinin durmadığını, son olarak Gana'nın Kosova'yı tanıma kararını geri çektiğine dair Belgrad'ın açıklamasıyla ilgili olarak tanıma kararının geri çekilmesi hakkında resmi bir bilgi olmadığını ve ülke kurumlarının Belgrad tarafından yapılan açıklamanın doğruyu yansıtmadığını ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sınır ya da toprak değişiminin bölgede istikrara katkı sağlamayacağını söyledi. Deutsche Welle'ye konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kosova ve Sırbistan arasındaki diyalog sürecini değerlendirdi. Kısa bir süre içerisinde Balkan ülkelerine ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Alman diplomat, sınır ya da toprak değişiminin bölgede istikrara katkı sağlamayacağını söyledi. Maas, bizim desteklediğimiz Avrupa Birliği arabuluculuğundaki diyalog sürecinin bir an önce başlaması ve iki ülkenin Avrupa Atlantik entegrasyonunu sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya varılmasıdır, dedi. Maas ayrıca Almanya'nın Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği üyelik sürecini desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti. Prişine'nin Kalabriya semtinde bu sabah saat 09.08'de yönetmen Arzan Akraya'nın cansız bedeni bulundu. Cumhurbaşkanı Haşim Saçi, yönetmen Arzan Akraya'nın ölümü nedeniyle Kraya ailesine taziyelerini iletti. 38 yaşında hayata gözlerini yuman Arzan Akraya'nın ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Olayın aydınlatılması yönünde Kraya'nın cansız bedeni adli tıba kaldırıldı. Olayın duyulması ardından olay yerine polis ile sağlık ekipleri çıktı. Mehrume Arzan Akraya yönetmen olarak birçok filme imzasını atmıştı. Geleneksel Türk el sanatlarının tarihi gelişimi ve çağdaş sanatlara etkisinin büyük olduğu kanıtlanmıştır. Dünyanın 25 ülkesinde faaliyet gösteren, ülkemizde de 3 bölgede bulunan Yunus Emre Enstitüleri'nde el sanatlarına gönül verenler için tanınan ve ücretsiz verilen kurslara ilgi büyük. Enstitüde verilen Türkçe kursları yanı sıra Ebru sanatına da ilgi her geçen gün artıyor. Öğrencilerin öğrendikleri bu sanatlarla ufuklarının, vizyonlarının ve hayal güçlerinin daha da büyüdüğünü belirten Ebru eğitmeniyle Ebru sanatı hakkında konuştuk. Kursumuz bu dönemlik Eylül sonu başladı.
Katılanlar eski öğrenciler, yani yeniler de var. Bu sene böyle bir atölye şeklinde başladık yeni döneme. İnşallah sonuna kadar devam ederiz. Bu dönemimiz Eylül, Aralık olacak. Sonra da Mart, Haziran olacak. Bizim dönemlerimiz öyle. Böyle devam ediyoruz. 4 senelik burada Yunus Emre'de kursa geldim. Bir projeydi. Ustadan Çırağa diye bir proje vardı. Çok büyük bir proje. Balkanlara Türk sanatlarını tanıtmak ve yaymak niyetleriydi. Bu ikinci dönem gelişim. Yani memnunuz, güzel. Yani umarım usta olabiliriz. Tabi olamayız da. Yani deneriz. Evet. Siz ne zamandan beri buradasınız? Benim bu üçüncü dönem. Öyle mi? Evet. Yani 1,5 senedir geliyorum ben. Üçüncü dönem. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şenay Hoca kendi sanat anlayışlarını geliştirirken bu sanatlardan da faydalanmaları öğrencileri zenginleştirip derinleştirdiğini, ayrıca 13. yüzyılda Osmanlı döneminde başlayan Ebru sanatının özelliklerinden en önemlisinin kullanılan malzemelerin tamamen doğal olduğunu belirtiyordu. Şenay Hanım, Ebru sanatının teknikleri nedir? Bize anlatır mısın? Ebru sanatının birçok tekniği vardır. En önemli teknik battaldır. Hani bizim ilk temel tekniğimiz battaldır. Sonra tarak geliyor, şal geliyor, hatip geliyor, çiçekler geliyor. Yani bizim lale, sümbül, karanfil öyle gidiyor. Ama bunlar aşama aşama öğreniliyor. Hani mesela bataldan başlıyoruz. Bir öğrenci batalı en güzel öğrenmeli ki diğerlerini yapabilsin diye. Onun için bataldır en önemlisi. Çeşitli çalışmalarımız oldu. Öğrencilerimiz dediğim gibi hem eski öğrenci var hem yeniler var. O şekilde uyum sağlamaya çalışıyoruz. Hep beraber bir şeyler öğreniyoruz. Mesela çeşitli projelerimiz de oldu. Mesela bu dönem biz bayrak çalıştık. Hani evet. Şöyle gösterebilirim. Şu bayrakları, Türk bayrağını ve Kosova bayrağını beraber bir şekilde, bu Ebru'dan yapılmıştır. Battal tekniğiyle yapılmıştır. Verilen kursların ücretsiz olması ve halkımıza sunulan hizmetten dolayı Yunus Emre Enstitüsü'ne teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Erdoğan akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Ankara'dan ayrılmadan önce ziyaretinin hedefini bu iki cümleyle özetledi. FETÖ ve PKK, YPG terör örgütüyle mücadele görüşmelerin ana başlığını teşkil ederken, bunlara bağlı olarak Suriye'nin kuzeyindeki son durum, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin geleceği ve Türkiye'nin F-35 savaş uçağı projesindeki pozisyonu da alt başlıklar olarak ele alınacak. Erdoğan-Trump buluşmasında iki ülke savunma sanayi işbirliğini yakından ilgilendiren F-35 projesine dair alınacak kararlarda iki ülke ilişkilerinin geleceğinden belirleyici olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-35 projesinden dışlanmasının askeri ya da teknik bir konu olmaktan ziyade Türk-Amerikan ilişkilerini zehirleme amacında olan çevrelerin bir girişimi olduğuna dikkat çekti. Değerli izleyenlerimiz, ülkede ve dünyada yaşanan gelişmelerle karşınızda olduk. Yarın yeniden buluşmak dilekleriyle efendim. Hoşça kalın.